O başı köyünden eski adı Ispara. Bekir kahveci, Çolak Bekir derlerdi babama. Zeynep kahveci annem, Bekir kahveci babam. 1948 yılında dünyaya geldim. Yaşadım, yaşamadım. Acı tatlı günlerimiz geçti. 1971'de Almanya'ya gittim. 1994'e kadar Almanya'da çalıştım. Döndük geldik, İstanbul'a yerleştik. Ama baba vatanı bambaşka bir şey. Baba vatanının bacasını tutturmak için. Köyüm dedim, köyüm dedim, köyüme döndüm geldim. Bütün isteklerimi yerine getirdim. İstediğim gibi bir ev yaptım. Allah ömür verirse 72 yaşındayım. Buranın sefasını sürüyorum ben şimdi. Cümle Muhammed ümmeti kullarına Cenab-ı Allah herkeslere nasip etsin. Arzularını yerine getirsin. Emek verdik. Uğraştık. Köyümüz çok şahane. Havasını dünyaya değişmem. Uçam havasını, temiz havasını. Başka daha ne diyeyim? Hadi 1 2 Sizin mi olur ya? Anne. Ne oldu abla? İnek elma yemiş de boğazına tıkanmış, boğuluyordu. Çek kardeş. Çınar nerede anne? Çınar.
Eşek var ya orada. Nerede? Annem oradaymış Ümit, gerek yok. Ya oğlum. Tadına baktım da. Ben şimdi buraya. Bunun içinde eşek var ya onda. Eşek. Dur, iyi tutun tamam mı? Almanya'da evet. Bahçede çalıştım. Fabrikada çalıştım. En son olarak Volkswagen'de çalıştım. Çok güzel parası vardı. Çok da güzel maaş alıyordum. Fakat Berlin'de çocuk yetiştirmek çok zor diye çocuklarımı aldım, kaçtım, Türkiye'ye geldim. Yatırım tamamen Türkiye'ye yaptım. Orada kıt kanaat geçirdim ama burada güzel yaşamak için. Şükürler olsun, gayet iyi yaşantımız var. Hiç pişman değilim. Almanya'da çocuklarım var, torunlarım var. Onlara gidiyorum. Sanki beni açık cezaevine gönderiyorlarmış gibi geliyor. Parasını sevdim. Orası benim memleketim. Ben çifte vatandaşım. Fakat yani ben Türkiye'mden vazgeçmiyorum. Benim Türkiye vatanım. Hiç sevmedim, ısınmadım oraya. Oranın sadece parasını sevdim. İşini sevdim. Değerlendirdim. Çok şükürler olsun. Tüm isteklerimi yerine getirdim. Ondan sonra torunlarım oldu. Şimdi torunlarım olmasa çocuklarım için gitmem kesinlikle Almanya'ya. Ama iki tane torunum var, yavrularım benim. Çok özlüyorum onları. Arada sırada gidiyorum, görüşüyorum, geliyorum. Sanki acık cezaevine gönderiyorlarmış gibi. İnşallah kısa zamanda, en kısa zamanda onlar da döner gelirler. O hasretlik de biter. Aşağıda bir yel esmiyor. Yine hırgaladım ama alamadım dallarımı. Ne dedim de niye küstüm? Ah yine kırdın da kollarımı. Yaradana da kurban olayım.